Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri. Yeni bir haftaya ve Özgürüz Radyo'da YouTube kanalımıza Ankara Kulisi programına hoş geldiniz. Bugün neyi konuşacağız? Şimdi tabii Cuma gecesi hem bizim açımızdan hem kendisi açısından belki de beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görevinden resmi gazetedeki ibareyle söyleyecek olursak affını talep etti. Yani Türkçe tabiriyle istifa etti ve yerine eski adalet bakanlarından da olan Bekir Bozdağ getirildi. Tabi Bekir Bozdağ'ın tercih edilmesi konusu ayrı bir tartışma konusu. Zira neden Bekir Bozdağ tercih edildi? Cumhurbaşkanı Erdoğan bir başkasını bulamadı mı? Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan tam anlamıyla bir biat ve kendisine veya politikalarına herhangi bir itirazı kabul etmeyeceğini bildiği için mi Bekir Bozdağ'ı getirdi? Ya da Türkiye'de siyasette yeni bir tartışmaya doğru gittiğimizin ilk ibaresi Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanlığı'na getirilmesi mi sorusu sorulmaya devam ediliyor. Belki önümüzdeki günlerde bu konunun ayrıntıları netleştikçe bunları da sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama şimdi biz eski Adalet Bakanlığı yani Abdülhamit Gül'e bakalım. Abdülhamit Gül malum İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla belki de girdiği rekabetle bilinen ya da karşılıklı ben yeri geldiğinde isim vermeden yeri geldiğinde doğrudan girdiği tartışmalarla bilinen bir isimdi Abdülhamit Gül. Tabi yargı içerisinde daha doğrusu iktidar kanadı içerisinde başka bir grubu temsil ettiğine dair de zaten uzun süredir konuşulan güçlü emareler vardı. Şimdi bir yanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla girdiği bir rekabet tartışmalar söz konusuydu. Öte yandan da yargıda malum bir grup olduğu belirtiliyordu. İstanbul grubu adıyla bir grup olduğu belirtiliyordu ve yargı içerisindeki bu faaliyetlerinin öne çıkan gerekçeler olduğuna dair de bazı bilgiler var. Hoş bu bilgileri belirtelim. Deutsche Welle'den Alican Uludağ'da derli toplu bir şekilde bir araya getirmiş durumda. Ama şunu da söyleyelim. Abdülhamit Gül'ün istifasının kulislere Cuma gecesi saat 9 civarında düştüğünü belirtelim. Yani normal şartlarda Berat Albayrak'ın istifasını bir köşeye koyacak olursak bu tarz durumlar kulislere biraz daha erken düşer. Belki günler öncesinden düşer ya da bu tartışmalar uzun süre konuşulur kamuoyu hazırlanır ve sonra olur. İşte örneğin Cuma gecesi yine görevinden alınan TÜİK Başkanı Dinçer'in konusunda olduğu gibi. Fakat Abdülhamit Gül ile ilgili belli başlı iddialar var. İddia o ki Abdülhamit Gül 24 Ocak Pazartesi günü istifa dilekçesini AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuyor. Lakin Erdoğan bu dilekçeyi yürürlüğe koymak için biraz bekliyor. Ve hemen yürürlüğe koymuyor. Fakat o dilekçe elinde duruyor. Ancak başka bir iddia daha var. Onu da belirtmekte fayda var. Uzun süredir AKP ile ilgili konuşulan bir iddia bu. Ama sürekli olarak iddia boyutunda kalıyor. Onu da belirtmenin faydası var. Nedir bu iddia? Bakanların neredeyse tamamının Cumhurbaşkanı Erdoğan'da istifa mektupları hali hazırda bekletiliyor imzalı bir şekilde. Ve sadece altına ya da üstüne tarih atılmamış halde bekletiliyor. Ve bu istifa metinleri yeri geldiğinde yürürlüğe konulmuş olunuyor. Bu da bir diğer iddia. Hangisi doğru? Elbette ki bunu herhalde hem Abdülhamit Gül hem de Erdoğan dışında kimse bilemeyecek. Fakat şunu artık kesin olarak biliyoruz ki uzun zamandır tartışmalarla bilinen iki isim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile ilgili neredeyse bardağı taşıran son damla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıya gittiği, İstanbul'da kar yağarken kar felaketi ortaya çıkmışken bir balıkçıya gittiği, o balıkçıda yemek yediğine dair MOBESE görüntülerinin kişisel verileri koruma kanununa aykırı bir biçimde kamuoyuna ya da basına sızdırılması olduğu belirtiliyor. İddia o ki İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı, eski Adalet Bakanı arasında bu konuya ilişkinde bir tartışma yaşanıyor, bir sürtüşme yaşanıyor. Hatta bunun yansımalarını da görüyoruz zaten. Hani Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Cuma günü yaptığı bir konuşmada kişisel verileri koruma kanununa ilişkin 28 Ocak kişisel verileri koruma günü olarak da bilinen o günde yaptığı konuşmada isim vermeden
belki de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yükleniyor. Orada hatta tırnak içerisinde FETÖ adı da zikrediliyor. Bu taktikler onların taktikleridir deniliyor. Hukuk buna izin vermez diyor. Ve iddia ki bunun üzerine de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cephesinde çok ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Hatta ve hatta 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Adalet Bakanı olmadan evvel Abdülhamit Gül'ün yaptığı bir ziyaretin fotoğrafı Abdülhamit Gül'e hatırlatılıyor ve bunun üzerine de artık gerilim son noktaya ulaşıyor. Ki biliniyor ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ya da Soylu'nun cephesinden isimler ortaya çıkan bu tablodan duydukları da rahatsızlığı da doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kurmaylarına iletiyorlar. Lakin Abdülhamit Gül 24 Ocak'ta verdiği iddia edilen o istifasının yürürlüğe konmaması nedeniyle şu düşüncede olduğu belirtiliyor. Ben görevden sanırım azledilmeyeceğim ya da affedilmeyeceğim ya da görevden alınmayacağım. İstifam kabul edilmeyecek denilerek de buna dair hazırlıklar, açıklamalar da yapıyor. Yani önümüzdeki dönemde önlerine ne gibi projeler konulacağına dair de açıklamalar yapmaya devam ediyor. Ve istifasının kabulü Abdülhamit Gül için de bir sürpriz haline geliyor. Hatta da bir diğer iddiayı da belirtmekte fayda var. Malum İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz yıl Nisan ayında tırnak içerisinde çektiği bir res vardı. Sorumluluk bana ait, ben istifa ediyorum demişti. Sokağa çıkma yasaklarının başlamasına neredeyse bir saatten az süre kala ilan edilmesi nedeniyle ve o yasakların ilan edilmesine rağmen de sokakta gösteriler düzenlenmiş, Soylu'nun istifası da kabul edilmemişti. Şimdi iddia ki Abdülhamit Gül de bu konuya ilişkin bir şansını deniyor. Hatta bir res çekiyor ve hani neredeyse ya ben ya Soylu demeye getiriyor ve iç dinamikler gereği de Abdülhamit Gül görevinden azlediliyor. Abdülhamit Gül'ün zaten uzun süredir de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yürüttüğü politikalara dair ciddi eleştirileri vardı. Ve bu durum eninde sonunda Abdülhamit Gül'ü istifaya ya da bizim bildiğimiz kadarıyla istifaya veya görevden alınmasına yol açıyor. Şimdi tabii bunun yargı içerisinde de belli başlı depremlere yol açmasına kesin gözüyle bakılıyor. Belli başlı noktalarda malum Adalet Bakanı aynı zamanda HSK'nın başındaki de isim oluyor. Bu nedenle Hakimler Savcılar Kurulu'ndan bahsediyoruz elbette. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde bazı illerin başsavcılıklarının değişmesi bekleniyor ki bu başsavcılıkların değişmesiyle birlikte bir takım bazı siyasi operasyonların diyelim hız kazanmasına dair de bir ihtimalden bahsediliyor. Bunun da altını çizmekte fayda var. Önümüzdeki dönemler yargıyı daha fazla konuşacağımız bir dönem olacak. Tabii bu söylediklerimizden sakın ola ki Abdülhamit Gül dönemi pürüzsüz bir dönemdi gibi bir algı da çıkmamalı. Zira Abdülhamit Gül döneminde sadece son birkaç ayda çok sayıda cenaze cezaevlerinden çıktı. Hayatını sonlandıranlar, hasta tutukluyken hayatını kaybedenler ki hala hasta tutuklularda bir biçimde Adli Tıp Kurumu'nun verdiği, onun da başkanı değişti hatta, verdiği raporlarla cezaevlerinde tutulmaya devam ediliyorlar. Ancak biz önümüzdeki dönemde yargıyı, yargıya müdahaleyi ve yargının üzerinde belki de daha fazla grubun etkisini konuşuyor olacağız. Bu nedenle Abdülhamit Gül'ün istifası önemli diyelim ve Ankara kulislerini bugünlük bu bilgilerle noktalayalım. Elbette bu istifanın arkasından ya da bu görevden alınmanın arkasından kabinede denge değişiklikleri de söz konusu. Bakalım kabinede de başka neler değişecek, onları da önümüzdeki günlerde paylaşıyor olacağız. Ama şimdilik noktalayalım programımızı. Bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.